Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tamam mıyız? Bugün ayın ikisi değil mi? Yanlış baktım. Doğru. İki, zan beş. Yasin. O yamuk duruyor bir tanesi. O değil o. Daha ders yapmıyoruz onu. Hangisi yanlış? Bir tanesi yamuk. Sol taraf biraz yukarı. Yap o zaman. Ayarlasın. Taklitçi adam şüphelerle çabuk yıkılır. Dershanelerde, meslekte de şey yapalım. Yani hemen yıkılan adam, kuvve-i maneviyesi, taklitçi adam oturmamış. Mesela bu akşam da kendi rüyamı da paylaştım bunlarla alakalı. Bir yerden etkilendim de. Sureti aynı. Sureti aynı gördüm böyle. Ama bir şey yapılıyor birisine. Suret muamele ediyor. Tesiri pek tesir etmiyor. Bir tanesi diyor ki bana, bak diyor, bunu yapmadan önce bir anlat bunu bakayım dedi. Niçin bunu dedi bilmiyorum. Bir anlat dedi. Onu mu anlattım? Arka tarafını anlattım. Suret, ha dersteki etkilendim ben ondan. Suret, hakikat, mahiyet. Sonra bu arkasındaki mahiyeti anlattım. Bu arka şey, hakikati ne yapar? Yani bunun arkasındaki hakikat, suret, hakikat, mahiyet. Onu anlattım. Aynı muameleyi yaptım. Aynı şeyi söyledim, aynı şeyi anlattım. Şey değişti. Arka taraf tamamen değişti. İlaç örneğinde üstad uyguluyor ya. He, ilaç. Mesela meyi suymuşsunuz bir hastaya. Şey diyor, manevi bir teselli. Manevi teselli demiyor mu? Teselli bin hasiyetli. Hem de normal bir ilaç demiyor. Hasiyetli. Nafi ve hasiyetli ilaçtan daha fayda veriyor. Sonra ümitsiz adam, bitmiş. Adam diyor ki, hastanın yanına diyor, bunu götürün diyor, bitti diyor. Bu denilir mi ya? Mesela dese yani, demez de dese. Diyen zalimler var ya, ne? Sen kanser gözüküyorsun dedi adam. Şey kadın diyor. Direkt diyor, yengem diyor ki, bana direkt diyor kansersin diyor. Diyor, diyor yani. Sanki müjde veriyor. Şimdi suizan ve tahtiye tarafgirlik hissin menba olduğundan. Şimdi tahtiye neymiş? Mezhebim hattır. Hata ihtimali var. Başka mezhep hatadır. Sevap ihtimali var diyene tahtiyeci denir. Yani şu iki tipler tarafgirlik hissine çok yakındırlar. Şu da öyle. Taklitçi adam şüpheye çok yatkın olur. Şüphenin derecesi neydi? Sıfırla bir, yani ikiye kadar. İkiye kadar ihtimale vehim. İki ile elli arası şüphe. Değil mi şüphe? Elli ile doksan arası zan. Doksan zan-ı galip. Yüzde yüz. İlim değil, bilgi. Edile-i şer'iye hükmederse ilim olur. Hüsnü zanla suizan, dürbünün iki farklı yüzlerine benzerler. Lehindekini aleyhinde, küçük bir emareyi burhan, burhanı vahiy, küçük emare görür. Delil, burhan önce fark var mıydı arkadaşlar? Evet, Resulüm, delil neydi abi? Delil. Akli. Akli. Burhan neydi? Burhan kalbe indirmek. Yani onu kalben de tasdik etti. Tamam. Hüccet neydi? Hüccette umumun ittifakı. Mesela Hüccet İslam İmam-ı Gazali. Yani kanaatımıza göre büyük adam. Hayır. Hüccet denmesi için 300 ve ziyadesinden hadisi, metnini, ananesi, ravisini bilene hüccet denir. Hüccet ilise. Mesela Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadis. Hüccet denmesi için 300 bin ve ziyade. 100 binle 300 bin arasında olana hafız denilir. Hadis metni. O hafız, Kur'an hafızı değil, bu hadislerde geçiyor. Burada da aynı şeyi kullanıyor. Yani delil akla bakar, küllet okurken göreceğiz. Öyle düşüneceğiz.
Buhran ise kalbe bakar, hücret ise ittifaktır. Yani ateş yakar. Delillerini gösteriyoruz. Elini sokuyorsun, kalbeymiş yani his. Ne demek his? Yaktı, gördü. Herkes de genel olursa hücret olur. O zaman bakarsın bu. Karşı tarafa hüsnü zan olmasa ondan istifade edemezsin. Malumat akışı olur ama halet rüye aktarmaz, geçiş olmaz. Halet akmaz. İstifade olabilmesi için halet mi geçmesi lazım abi? Kesinlikle. Mesela şöyle diyeyim. Ya ne anlatıyor burada ya? Ne geçmiş orada, öğretmenlik şey yapıyor. İçinde geçen bilgi sahibi olur. Ama şu andaki ortamdan istifade edemez. O feyzi alamaz. Oturur Fatih dershanede. Miskin miskin dershanede oturuyor. Bediüzzaman çabasını içiyor. Bir iş yapmıyor derler. Kalkarsın bir iş yapmaya kalkarsın. Şöhret için yapıyor derler. Onun için sen ne yapacağını da şaşırdın. Nasrettin Hoca ne yapmış? Bak koca adama bak ya, şeye binmiş ya. İnmiş bir adama bak ya. Eşek boş bu şey gidiyor. Sonra yükünü almış, bak ahmağa bak demiş, eşeği de taşır. En iyisi demiş, ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak lazım. Şimdi, bilmez tabii, onun düşmanının hakiki veya zannettiğin kişinin hakiki aletini bilmiyorsun, gayesini, maksadını bilmediğin için, o olmadığımızdan dolayı şey yapar. Şimdi demek ki, bu hüsnü zan olmasa bilgi aktarımı olur. Ama halet rüya mümkün değil. Feyiz olmaz. Onun için okullarda bu olmuyor. Malumat akışı oluyor. Sen aklı talim, kalbi terbiye olmadığından onu söyleyeyim. Bu sefer eğitim nakısı oluyor. Uygulayalım bak. Aklı talim, kalbi. Mesela sileceğiz nasıl? Murat'ın yeri. Çocuk eğitiyor. Değil mi? Vakıf eğitiyordu. Sonra evlendi. Kendisi o vakıflıktan çıkınca, o fedakarlığı bırakınca onun etbaına, raiyetine sirayet eder mi? Etmez. Yani ne oluyor biliyor musun? Aynı adam, aynı ders, aynı yer, aynı her şey aynı. Fark şu, aklı talim, kalbi terbiye olmaz. His atma olmaz. Yani bilgi akılla alakalıdır, his ise yaşantıyla alakalıdır. Mesela vakıftan daha iyi bir ders yapabilir. Acayip yapan da var ya. Fakat ondaki fedakarlık haleti sirayet etmediği için tesiri nakıstır. O ders aklı talim eder, kalbi de terbiye edebilir kısmen ama ötekisi ise yaşantısı olduğundan haleti, yaşantı enerjidir, ötekisi bilgidir. Sirayet ediyor ve aktif ediyor. Vicdana tesir ediyor. Vicdan yani. Vicdanın içerisinde irade, his, latife-i Rabbani, irade, zihin, his, latife-i Rabbani. O his yaşantınındır. Mesela onu da söyleyeyim de geçeyim. Hutbe-i Şami çok önemli bir yer biliyor musunuz? Zübeyir abi hatıraları da şey yapmak için hani var ya şey, hadis imamları hadis midir değil midir şey yapıyorlar. Kontrol ediyorlar beni, ediyorlar ona. Münekkip mi? Münekkip miydi? Muhaddis. Muhaddis. Ondan sonra şey yaparlar bu. Miyenkleri var yani. Elek. Şimdi Zübeyir abiye sana bana bir sürü hatıra isnat ederler, ediyorlar. Onun ölçüsü şudur diyor. Yani ben oradan çıkar. Hutbe-i Şami 77'de şöyle geçiyor. Diyor ki insanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. İşaret Yücaz 107'de diyor ki birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Birbirine zıt olanlar birbirini nefret ederler. Şimdi bir insanın kalbi ve vicdani bir hayatı var. Yaşantısı var. Sen zannediyorsun Osman, mesela zahirde hikmetini bilmediğin bir davranışta ya Allah Allah nasıl olur? Değil işte o. Senin dünyada öyle anlaşılıyor. O öyle değil. Çünkü fiil kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Peki o zannettiğimiz düşünce, şüphe ona istat edebilir miyiz? Hayır. Niye? İşaret-i Caza diyor ki birbirine yakın olanlar birbirini cep ve cezbederler. Bir adama söylediğin halde hala o cemaattaysa, onun yanındaysa o da o tiptendir. O da o tiptendir.
Mesela Khab bizim hepimiz tanıdığımız için. Khab-ı Şerifan. Şimdi o yere bakarken şey yaparken der misin ya bir de yapayım. Değil mi? Yok. Mesela ben de aşağıdan, şuradan aşağı bakıyorum. Sol gözümün ekserisi %80 görmez. Uzağa görmeyecek bir gözlük var. Gözlüğün ikisi ayrılmış. Bir uzak bir yakın. E şimdi dışarıya bakıyorum. Bak nereye bakıyor caddeye. E suyu zannetsen olur mu? Olmaz. Niçin? İnsanın fiil bir, çok önemli olduğu için fazla durdum. Derslerde birbirimize karşı bu çok önemlidir. İnsanın fiilleri, o zannettiğimiz fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Eğer kalbine ve hissine zıt ise o mani olur. Hikmetini bilmediğimiz bazı hallere suizan etmemeli. İnce mesleğini atmışım. Başka. Telkinat-ı şeytanın eseri olan şu zamanlar, şu zanlardan ürkerek. Şeytan, şey aşağıdan yukarı çıkıyorum. Adem, cehennem, şeytan, cehalet, suizan. Ha bir tane de vardı atladım. Adem, şeytan, vesvese, ondan sonra vesvese ne yapar? Cehaleti, suizanı aktif eder. Başka? Vehmi. Aktif ettiğini yapayım. Adem, çık yukarıya. Şeytan, çık yukarıya. Tek. Vesvese. Vesvese neyi aktif eder? Bir, A şıkkı, cehaleti. İki, B şıkkı, zanlı. Zana giriyorum. Zanı aç. Zanı da dörde aç kanadını. Bir, vehmi. İki, şüpheyi. Üç, cehaleti. Dört, bilgiyi aktif eder. Yazmamız lazım. Tamam abi. Tamam. O zaman burayı yazdığımıza göre silebilir miyim? Bu çok önemli. Tamam. Siliyorum. Çekmişseniz. Yani böyle dediğin zaman işte ben de şefk alıyorum. Biliyor musun? Havada yazdığımız göremedik ben. Havada yazdım. Doğru. Bak şuraya kadar geleyim değil mi abi? Bak şu. Adem. Nefis yok değil mi abi burada? Yok. O adam sesler o bir şey değil ya. Şüphe. Yok. Zan. Fakat bu cehaletin aslında bunun içinde gördüğümüz için bunu da, bunun için hepsi, hiç gerek yok buna. Şimdi gördüm, iyi ki yazdım. Bak, vesvese, vehim. Ondan sonra şüphe. Ses geliyorsa şişeyi kapatabiliriz. Ses çok rahatsız ediyor mu? Tamam. Cehalet. Cehalet.
Net. Bir de bilgi. Bunları aktif ediyor. Ne aktif ediyor? Unuttuk onu. He? Ne aktif ediyor? Zan. Yani zan şeydir, küllüme. Zan sistem, sistemin adı. Şu şöyle yazayım. Peki bu baktığımızda hepsi menfiymiş gibi duruyor. Öyle mi bak? Hayır. Bakmayacağız değil mi? Yok. Taş ören değil mi? Doğru mu yazdım? Taşeron. Değil mi? Böyle noktalı. Noktasız mı? Taşeron. Şirket. Şirketi. Hep buna çalışıyor. Taşeron'dan bahsederken insanı asıl yakan manevi hallar manasında mı diyorsun? Onu tecessüm etmiş adam. Şeytanın silahı. Şey efendim abi dedin, ne dedin abi? Yani taşeron diyorsun ya. Hani onun adına çalışıyor, şöyle geçiyor. Kim bunun adına çalışıyor dedin? Cehennem adım alemlerine çalışıyor. Ona çalışıyor. Mesela böyle bir şirket var, tamam mı? İSKİ diyelim. Bir de memur almıyor çünkü çok pahalı. Taşeron şirkete diyor ki, sen bana 10 tane işçi ver. Ben işçi de mesul değilim, ben iş yaptırırım, ben sana toptan parayı veririm. Sen artık onlarla mesul sensin, ben işçiyle uğraşmam. Adem alemleri diyor ki, ben varlıkla uğraşmam kardeşim. Onun için cehennem, Adem alemleri hesabına çalışıyor. Tamam? O da subhanallah subhanallah diyor. Cennet ise, vücut alemlerine çalışıyor. O da şey diyor, Allah yok. Elhamdülillah diyor. Cehennem ise subhanallah subhanallah diyor. O zaman küfürdeki işleri de manevi azap altında Adem'den kaynaklanmıyor. Tabii şey bana bak. Bu cehennem gene bir şey değil ki. Çünkü cehennem mesela şeye baktığın zaman 142 sözlerde kabre giriş 3 tarzdadır diyor. Tamam mı? Bir tanesi itikadı bozup cehenneme gidecek. Ötekisi ise Adem'le tehdit edilecek. Adem, cehennem. Yani cehennem Adem'e göre yine bir şey değil. Yani ona göre bir şey değil. Çünkü düşün, cehennem Adem alemleri hesabına çalışıyor. Ben bir yere çalışıyorum. Ben nurculuğa çalışıyorum. Tamam mı? Evet. Gibi. Vücut yok mu cehennemde? Cehennem vücuttur. Ama Adem'e çalışıyor. Vücutsuz vücuda çalışıyor. Hasan abi, mahiyet hakikat suret diye yapsa bulur mu? Biraz zannın mahiyeti Adem, işte hakikati orası suret öyle. Zanın. Zan şeydir, surettir. Yani şu aşağı mahiyet de Adem'dir abi. Ha, bunlar suret. Zan ve o dörtlü grup suret gibi duruyor. Suret mesela. Suret. Zan da suret sanki. Adem mahiyet. Zan da suret. Ha? Adem mahiyet. Adem mahiyet olur herhalde. Bunun mahiyeti olur. Tabii canım. Hakikati da zanın ama ilme aynı zamanda şeydir. Terakkiye vesile. Mesela şunu o zaman ayıracağız. Bunu ayırdığımız zaman üçe ayırıyor. Şu. 3-4 mü? 5-5. Vesveseyim mi? Tabii. Tahar. Riye dairdir. Oraya vesvese niye koydunuz abi o araya? Yani kendisi koymuş. Kemen koymadı. Ha, yani nasıl onu derdik? Şöyle diyor. Şeytan vesvesesiyle zan verir diyor. Ha. Yani o zannın kaynağı vesvese mi oluyor? Yani. Mesela zan tasavvurda ya. Evet. Vesvese kalbe yakın lüme-i şeytani. Daha dipte. Daha aşağıda yani. Daha aşağıda. Bu yukarıya aktif ediyor. Zanın yeri tasavvurda. Zan tasavvurda. Dima orası. Dima o tarafta kalp falan o diyeceğiz. Evet. Tasavvurda. Tamam. Tasavvurda. Peki bunu ne yapacak? Burada. Bu adam burada.
Ondan daha şey yok. Çünkü taşören şirket olduğu için cehennem ve şeytan, ondan daha Adem'e yakın birisi yok. Zaten şeytan sistemin temsilcisi. Sistem değil. Bu da vücutsuz vücut. Ama şimdi bu mesela varlıksız varlık. Tersten gittiğiniz zaman iş Adem'e, kaynak Adem'e doğru gidiyor ya. Evet gidiyor. Ama zannın yani her şeyi Adem'e değil. Bir tarafı da şey değil mi? Müsbet vücudi tarafı. Tabii tabii var. Mesela. Yani o zaman bu sanki suyu zanmış gibi mi durdu? Yani biraz menfi tarafı. O zaman şöyle gibi yapacağız. Bak şimdi. Adem'e yazacağız. Aha. Cennet, cehennem. Ha, yani böyle çift kanalı gelmesi lazım. Şöyle yazacağız. Adem vücudu. O zaman bak. Şu tarihi de yazalım. Çekeceksek ondan sonra ötekisini yapayım. Tarihe. Ciddiyete sonra lakaytlığı atar. Lakaytlığı atar. Tehavunu def eder. Tehavunu def eder. Tehali teyakkuza sebeptir. Teyakkuza. Tarihe dahidir. Tahariye dahidir. Da dahidir. Dair. 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 Dair'dir ya. Dair'dir. Dair ne demek dair diye bir şey yok. Dair. Dair'dir. Dair'dir. Tamam. Şimdi siliyorum. O zaman bunu şey yapayım bak. Bunu al onu. Şimdi bak. Şurayı siliyorum bak. Senin tabii sırf tersini sırf şey yaptın dedim. Evet. Doğru, sen de haklısın. Vahiyler. Aslında başta diyecektik onu. Meleklerin konuşması bu işte. Biraz da şeytanın telkinidir. Sunuatlar, tuluatlar, işaretler. O zaman bir ye olmayacak. Vahiy. Vahiy. Vahiyler. Yok, iyi yok, niye yok vahiyler. O kadar vahiy, niye yok. Öyle mi? Vahiyde, niye koy? Vahiy. Bunda nereye bağlayacağız? Üstü zana mı? Tabii. Yüzeye gitti. Vücuda çalışan bu. Ötekiler Adem'e çalışıyor. Bu sistemdi. Yani aslında Adem'e şey yaparsan suyu zan. İkisini de yapsa buraya zan abi, üstü zan, suyu zan diye öyle şey. Biraz daha teferruatlandırdı. He. Ondan sonra burada durdu. İşte bunu da hakikate götürüyor. Mesela bunlar da olmasa insan donukluktan çıkar. İnsanı hareketlendiren diyebilirsin bunu. İnsanı donukluktan çıkar. Hakikat, hakikat. Bu da hakikat. Toprağın şeyi oldu, hakikat mahiyeti. Hakikate hizmet ediyor. O şeyi aşağıdaki o dörtlü var ya, şüphe, cehalet, bilgi. Acaba onun bir kısmı o tarafta, bir kısmı bu tarafta olabilir mi? Yok, şöyle. Değil mi? Şimdi bunlar olmasa, şöyle diyeyim bak. Bunlar olmadığını kabul et. Hakikat bin olmaz. İnsan donar. Hiçbir hareket yapamaz, biter. Bu doğrular arasındaki ara boşluklarıdır.
Mesela şüphe yok. İlim yok. İlim yok. Hayvanların şüphesi yok. Çocukların da şüphesi yok. Hemen inanıyor. Vehim yok. Yani yanlış denen bir şey yoksa doğru nasıl olacak? İşte şeytanın en büyük şeyi irvası nedir? Aldatması. Şeytan kendisine tabi olanları kendisini inkar ettiriyor. Neye netice veriyor biliyor musun? Basit bir şey gözüküyor buna. Şeytan kendisine tabi olanları kendisini inkar etmek demek, o yaptığın yanlışın yanlış olmadığını bilmektir. Yanlışın yanlış değilse, doğruysa, yanlış doğruysa içeride doğrular ne olur? Yanlışlar doğru oldu. Bitti, bir sistem bitti. Bak, yanlışlar doğru olmuş. Doğru denen bir şey yok ki o zaman. Şeytan kendine tabi olanları kendisini inkar ettiriyor. Yani yaptığım hareket yanlış değil. Şeytan olsa yanlış olacak. Günahtan Adem'e atıyor. Direkt. İşte bu insanı donukluktan çıkarıyor şu şeyler. İnsan donar ya. Hareketlendiren bunlardır. Tamam mı? Geçeyim oraya. Yani insanı insan yapan şeylermiş gibi dediniz sanki. Evet evet. Kesin. Menfi tarafı böyle. Yani şu, hiçbir şeyin menfisi yok ki yani. Menfisi de var, hayrisi de var. Mesela bak şu. Aslında insana ait olan onlar desek daha şey. Çünkü vücudu şeye sahip oluyor desek tehlikesi var insanın. Nasıl dedin? Şimdi insanın sahip olabileceği şeyler vehim, şüphe, cehalet çünkü ademi kaynaklı şeyler. Vücudi kaynaklıya sahip oluyoruz desek tehlike tarafı var. Yani bunlar vücudi bir şeye sahip olma şansımız yok. Tevhidet zıt. Evet, ama şeydir. Bu nedir biliyor musun? Bunların ikisini tevhide zıt derken oynaktır zaten. Mesela şüphe %50, %50'dir. Zaten sahiplenmedikten sonra gelecek zanlarda o zaman onun adına kabul ediyorsun, sahipleniyorsun. Onun adına kabullen. Ondan kopuk vücut versen kendine, ademe düşüyorsun. Eğer ki onun adına da ben de yokum dersen, bu mevcudat yoksa, o zaman vahdeti vücut olduk. Vahdeti vücudu varım, onun hesabına varım. Ona aynayım, onun cilve cemal nakşı sanatıyım. Yok canım biz vücut yok değiliz. Ne şu anda yok muyum ya? Yoksa o zaman olduk, vahdeti vücut veya panteistik olduk. Bu şey çok ilginç yani bunun... Hasan abi şer de Adem'idir. Ademler yazdınız ya. Mesela şer... Şer de Adem'idir diyor üstad. Tabii tabii. Şer, günahlar, cehalet. Cehaletin ilmin ara boşluklarıdır ya. Mesela bilmediğini, Gazali der ki, bilmediğini bilen bir şey bilmiştir. Bilmediğini bilmiştir. Ya da o bir bilgidir diyor. Neyi bildi? Bilmediğini biliyor. O bilgi elim buradan başlar diyor. Adam çok şey biliyor ama bilmediğini bilmiyor daha. Ben bitirdim diyor. O komple terse dönüyor. Dürbünün çift şeyi gibi. Abi, ehadın zemini değil mi? Hangisi? Kendi Rabbinin ehad yapan seni oluşturduğun kafandaki. Ha senin Rabbin o. Yani bu senin Rabbini oluşturuyor. Ehad. Evet, bu senin Rabbini oluşturuyor. Yani Rabbleri... Allah aynıdır ama Allah herkesin aynıdır. Rabler farklı. Bu Rabbi işte. Rableri oluşturan zemin bunlar aslında. O zaman öyle diyeyim bak. Doğru. Daha yok. Yani. O zaman şöyle. Bunlar. Hasan abi. Hem. Şimdi. O zamdan sonra yazdınız ya. Benim şüphe cehaletim. Sanki bu sadece Adem'e hizmet ediyormuş gibi gözüküyor da. Aslında öyle değil. Yani vücuda da hizmet tamam. Ediyor. Zan. Bu vesvese ve vahiyler var ya. He. Ondan sonraki iki çizgiyi birleştirip ortaya bir zan yazıp. Heh. O zanın şöyle. Altına. Tamam. Zanlı anladım. Dolar şey yaparsak yani iki tarafa da şey var. Tamam. Yönü var. Tamam bu zan yazmayacaktık. Ha ortaya yazacağız o zanı. Bu şey yaz. Üst yüze... Tamam. Üst yüze. Yok yok. Anladım. Suizan. Ha. Burada da zan var. İki tarafa evet. Açık. Evet. Tamam. İki tarafa açık. Bu zaten sistemin adı. Şunu o zaman siliyorum. Tamam o zaman bunu da ortaya alacağım abi. Şunu şuradan siliyorum. Zannın altı ya o. Suizan ve hüsnü zan. Zannın evet. Altı ikiye ayırıyoruz. Tamam. O zaman şuranın altıdır. Şuraya almıyoruz onu.
buraya almıyoruz. Şuraya alıyoruz onu. Zandiman toprağı oluyor abi. İki tarafı açık. Onu da şöyle yapalım. Şöyle de açık müsbeti, şöyle de açık. O zaman burası sureti şey gözüküyor, varmış gibi gözüküyor. Sureti, hakikati. Yok, burada suret de yok. Adem ya. Vücudu yok çünkü. Suret burası. Suret. Hakikate inkılap ediyor. Arkaya doğru gidince mayı. Yani bu doğru söyledi doktorum. Hakikaten doğru. Tebrik ederim. Doktorumuz. Güzel oldu o zaman. Yani onu ayırmak lazım. Şöyle olur da. Vurunca onu doğuruyor. Tamam. Vahiy, ilham, sunat, tulat, işaretler vurunca zana hüsnü zanı doğuruyor. Vesvese zana vurursa suyu zanı doğurur. Bunlar da zaten %50'dir. Şeyi söyleyeyim. Vehim. %1. Şüphe. %50. Şey. Zan. %50 ile 90. Zan galip. Galip. %90. Bilgi %100. Edile-i şeriye buna vurursa, edile-i şeriye vurursa ilim olur. İlime dönüşür. Bu çok önemliydi ha. Demek ki mantıkada bir şekil çıktı. Soru olmasa olmamıştı. Şey yazacaktınız abi, o Rabbimizi oluşturan zemin mi diyor? Ha, şurası. Oluyor abi. Tamam, bu sureti. O kılıç olayı abi. Ha? Kılıç var ya. Yani kestiğinizde esmaların aldığı şey var ya. Bunlarla kesiyorsunuz. Evet, bunlarla kesiyorsun. Ademi kılıç. Yani şey, ne diyelim ona? Kişinin Rabbi. Adem'in kılınç oldu. Kestiniz kılınç. Rabbi. Diman toprağı oluyor abi bu zan. He? Diman toprağı oluyor zan. Aynen öyle. Yani kişinin, herkesin Allah'a bir. Ama Rabbi farklı. Rabbi nasıl oluşturuyor? Bu şey, çizgi şöyle. Bu arkadaşlarım görmüşler. Şöyle. Esma tecelli diyor. Söyle. Rahman, Rahim, Kerim, Musevvir, Mukaddir, Alim, Sani, Hay, Hakim. Tamam. Ne olursa olsun. Şimdi bunların böyle güneş şey gibi, yağmur gibi iniyor. Tak tak tırr, foton gibi. Tamam mı Resul? Niyazsiz meratip var aşağıya bak. Tırr, tırr. Şimdi herkesin esmada bir mertebesi var. Bu birisinin mertebesi. Bu da bir kişinin, yani bura. Bunu topla, tencereyi getir. Bu esmanın bu noktasını, 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 bu mertebesini, bu esmanın bu mertebesini, bu noktayı al, tencereyi koy, karıştır. Senin Rabbin bu. İşte Allah'a görmek bu. O
O Rabbini görecek bu Rabbini. Ama bunun Rabbi şurada bak. Şunun Rabbi burada. Getir tencereyi, bunun Rabbi daha Rabbini koy tencereye koy. Bunun gördüğü Rab'la bunun gördüğü Rab aynı değil. O zaman bu nedir? Şu ondaki ben. Ama aslı benim kaynağım var orada. Bendeki odur. Gibi oldu. Şimdi bu çok güzel oldu ya, vücut yani, çünkü bilindiği için ama şey yapılması lazım. Çok güzel bir harita olur bu abi. He? Harita. Tabii aynı. Aynen öyle. Peki, telkinat-ı şeytanın eseri olan şu zanlardan ürkerek. Telkinat-ı şeytaniyeden geliyor. Ha bak, ha. Şu şunu aktif ediyor, bu da buna vuruyor. Bu tabii direkt buna vuruyor. Parçalanıyor, bu tarafa, o tarafa savuruyor. Ama bu arada melekler de, vahiyler, ilhamlar, sunuatlar da bir vuruyor, üstü zanları doğuruyor. Ondan sonra o da hakikate hizmet ediyor. Bu zanlar da surete kalıyor. Peki bunu bir isim verelim mi? Çünkü Adem'dir artık. Şimdi şuraya geliyorum. Bu zamanda enaniyet ziyade hükmettiği için haddinden çok ziyade olan üstü zanları kendime almıyorum. Bunlardan ne çıkartıyoruz? Çıkartıyoruz çıkarımlar. O metni okuduk. İki tane çıkarım var. Daha bitmedi. Ziyareti nasıl netleştiriyor ki zan? Üstü zan ziyareti nasıl netleştiriyor? Şimdi cehalet ne biliyor musun? Şimdi cahil bilmediğini bildiğin anda otomatik ilmi aktif ediyor. Yani ara boşluklarıdır. Şimdi zana bir baktığımız zaman zan, insan zannediyor. Yani öyle bir zannediyorsun ki hakikaten cahil oluyorsun. Yani cehaletin altında zanlar vardır. Yani şey midir yani şeyhine veya tarihçilerin abisinin ucuna üstü zannedip araştırmıyor manasında mı diyorsun? Yok sıfat değil. Mesela her şeye karşı mesela hüküm ediyor. Mesela diyorsun ki bu budur. Ya kardeşim niye bu cehaleti yapıyorsun ya? Niye böyle cehaleti yaptın? Önceden vermiş karı. Yani zanları var. Zan diptedir. Gözükmüyor. Cehaletin ifade ediyor. Bilmiyoruz, bilmediğini bilmiyor. Nedir o? Zanlar yapıyor işte bunu. Bilmiyor adam. Bilmediğini bilmiyor. Bilir zannediyor. Cehli mürekkep. O cehli mürekkep ve cehalet yapan insan, cehalet bir şey değil. Cehli mürekkep bir, o çok berbat bir şeydir. Bilmez, bilmediğini bilmiyorsa o ilim durur. İşte o çok zor yani. O zaman zanlar olmasa cehalet denilen o bildiğini zannetmek nereden geliyor? Bak bildiğini zannetmek. Cahil adamsın be kardeşim demiyor musun örfte? Cahil adamsın lan. Böyle hiç zanlarınla hükmediyorsun. Bak cümleyi okuyayım ustam benim için bak buradan. Bu zamanda enaniyet ziyade hükmettiği için haddinden çok ziyade olan üstü zanları kendime almıyorum. Bundan iki çıkarım yaptım. Ama ustad reddetmiyor burada. Almadım diyor. Yanlıştır demiyor. Üstü zanlarını kendime almıyorum. Kendime almıyorum. Alıyorum ama kendime almıyorum. Diyor ki ama ustad reddetmiyor. Yönünü değiştirerek şahs-ı maneviye veriyor. Yok değil. Var. Eğer o ileride gelecek insanların üstü zanını kırmak, güya bir şey yapacaksın. Adamı boşluğa atıyorsun. Yani onu da diyor, gelecek de o boşluğa düşmemek, enaniyet olmamak, ona da zulmetmemek için yönünü göster. Sanki iki şey birleşiyor şöyle abi. Mesela o kişi üstü zan etti. Sistem doğru, güzel bir sistem çalıştı. Onun çalışıyor bu taraf. Ama sen onu kendine aldığında aslında ona karşı sen suizan etmiş oluyorsun. Hüsnüzanlı suizan. Suizana dönüştürüyorsun. Sen de suizan etmiş. Aynen. Ama var. Ama biz aynayız. Aynada güneş gözükür. Var güneş. Ama aynanın değil. Gösteriyor. Sen desen ki, yok canım aynada ne var? Yani bu şey güneşe hakarettir. Usta çok güzel demiş. O elbise misali var ya. Bu elbise seni güzelleştirdi. Yok canım nerede ya canım güzellik, güzel gitmiş ya. Hem bir kere o elbiseyi ve elbiseyi yapanı tahkir ediyorsun. Hem de küfranı nimet ediyorsun, iki şey yapıyorsun. Ama desen ki tabii var bir güzellik ama
benim değil. Dolayısıyla beni yaratan, bana bu elbiseyi giydirene ait. Ama reddetmiyor. Orayı kaçırdın mı, yani insanların size bakışındaki üstü zannı kırma. Çünkü adam pamuk ipliğiyle bağlı, onunla bağlı. Çünkü insanların %80'i taklittir. Avandır, %20'yi tahkiktir. Tahkik yaparak bir şeyi alır. O zaman bu noktaya göre cehalet, şimdi derim bir tarafa fazla hüsnü zannetmesi, birini işte derim basit seviyede görmesine de sebep oluyor sana. Aynen. Yüzde işte cehalet, cehaletin, bak cehaletin sistemi, o nasıl göstereceğiz orada? Mesela cehalet neredeydi? Şimdi tekrar silip geçelim. O sistemi şey yaptık ya, bak cehalet nerede? Cehaletin iki yönü var. Birisi inkar, birisi bilgi. Aynı zan gibidir cehalet. Bunu şey yaptığınızsa bak ben sileyim. Onu şey madem şey yaptım fazla şey aktaramam. Şunu siliyorum. Tamam bak. Hasan abi biraz da böyle net ifade etsem o şeyi. Diyelim Cenab-ı Hak sana çok güzel istifrat nasip etmiş. Senin meşe bunlar. Tamam. Hasan abi. Külliyatın, külliyatine mütevecci olmuşsun. Tamam mı? Çok güzel ortaya koyuyorsun. İnsanın husnü zannını cebrediyor. İstifade ediyorlar. Fakat aynı meşrebi benden bekleyip ben aynı şeyler ortaya koymadığımdan dolayı o çok korkunç yanlış. O zaman suizanat yani vesile olmaması gerekiyor bu. Tabii. O zaman yani ne yapacaksın bunu? Yani bunun seviyesi basittir, düşüktür. Yani bu pek bir şey anlamıyor manasında. Yani bu noktaya nazar olmaması gerekiyor. Farklı ne yapıyor biliyor musun? Şey İsrail şöyle yapıyor. Sen de koşucu musun? Atletizm. Onu İsrail'in şeyine, davasına kullanıyor o adamı. İyi bir hatip misin? Onu da orada kullanıyor. Onu da orada kullanıyor. Risale-i Nur, şans-ı manevi için de çiçekler, her bir fer çiçek gibidir. Şimdi bu şeyi herkesten istemek, böyle bir batıl bir şey olur mu? Bundan daha bir zulüm olmaz ki. Nedir o? Bazı fıtratlar böyle üzerinde, bu yapısı bu, bu yöntem. Meşrebi bu. Ama üstü kapalı. Üstü kapalı. Böyle dersi görerek açılıyor. Hemen bir şans-ı manevi oluşturuyoruz, grup oluşuyor. Ötekisi de başka bir meşrepte ki en çok bunu çok ısrar edelim yani. Çok acayip. Mesela tek yön istiyor herkesi. Lan herkes kulaklı tabaka. Düz oku geç. Ya Allah arkadaş ya. Ondan sonra yok Hızır abi meşrebi vardı böyle şekillendirme. Kulaklı tabaka var, gözlü tabaka var, hissi tabaka var. Öyle bir anlatacaksın ki adama buz tutturacaksın. Buzu koymadan hissettireceksin. Hissidir. Enfusçiler. Görseldiler. Misal görecek. Kulaklı tabakadır. Sırf duyacak, kısa istemez. La kardeşim, görseller dese ki kulakçılar yanlıştır. Kulakçılar dese ki hissiler ve yanlıştır. Olmuyor. O yanlıştır. Şeydir Hasan abi, herkesin bir meşrebi olması cihetiyle herkes külliyatın itirafına mütevecci olmuş. Kendi meşrebi itibarıyla çok güzel istifade ediyor. Ben şahsen mesela aşağıda kardeşlerle müzakere yapıyoruz ya. Her birisinin farklı bir noktaya nazarına istifade ediyorum. Buraya çıkıyorum. Ayrı bir, evet. Senin çalışmalarından istifade ediyorum. Yani o noktaya nazarı yakalamak gerekiyor ki yani suizanla sebep olmasın. Evet. Onlar dediği bir şey ya Abdurrahman. Yani bunu bitti edecek bir daireden kimse görmedi. Öyle bir şey yok ki. Ben hep gündeme getirdim hatırlarsanız. Ders anlatırken veya dersi kavrarken misallendirmeyi Hızır abi'den almışım. Meslek ve meşrebi layıkalar Rüşt abi'den. Rüşt abi'nin yanında 16 sene kaldığım halde mesela ben bu enfusçilik o değil. Bu enfusi ilk bizi aktif eden Nadir abidir. Ondan sonra ben vatanda Abdullah Yeğen abi cemaatindendim. Talebeyken, talebelik hayatım orada geçti. Rüşt abi görünce atıflı tahkik görünce geçti bu tarafa. Yani bu en çok muzdarip olanlardan benim bunu. En çok sıkıntı çeken benim. Yani dolayısıyla hatta ders konusu veriyorum tam buradakilere. Siz yapacaksınız, ben dinleyeceğim. Konuyu çalışacaklar. Mesela çarşamba grubu zaten odur. Herkes bir konuyu takdim ediyor. Koy ortaya, fıtratını koy. Benim yanımda öğren yanlışı, doğruyu takdim etmeyi de git ondan sonra. Ona çarşamba dersi, baştan aşağı bu.
Hiç ben yapmam yani. Zaten Hasan Bey sana atfen söylemedi de onun bir kayıda olmak cihetiyle yani. Yani şey bu şeyi zaten en çok şiddetlilerindenim. Bütün ders yapan arkadaşlar şahit. Ondan sonra imkan veriyor. Ve dersi ben hangi ders yapacağım siz belirliyorsun. Dün akşamki dersi kim belirledi? Resul'le. Resul'le Mustafa. Ve perşembe dersi olsun, aşağıki cumartesi dersi olsun, beni belirlediğim 10 tanedir, 1 tanedir veya değildir. Hep sorar. Ondan sonra anlayışın bakarım, tamam ben istifade ettim diyorum, burayı bilmiyordum. Ama bu meşrep başka bir meşrep, o da başka bir, ama lazım mı? Tabii ki lazım. Yeter ki kabul et, istifade et. Edemiyorsan sen meşrep, ama sakın kendine de zulmetme. Niye bende bu kabiliyet yok deme. Sen başka şeysin. Evet. Sen başka şeysin. Bak şimdi onu şurada yapacağız. Bak o cehaleti şey yaptık da. Bak şimdi. Cehalet nerede kaynaklanıyor? Niçin bu şey? Bu sebebi şuradan kaynaklanıyor. Şüphe, kesin, iki tarafa da açık. Yanlış olmasın, iyi de bakayım. Şüphe, can, evet. Şimdi bu bilgi. Cehaletten kurtardık. Cehaletin içindeydi. Sistem orada. Zan gibi ya. Şimdi bu bilgiye edille-i şer'iye hükmederse ilme dönüşür. Cehli mürekkep de çeldir değil mi? O filozofları hayvandan aşağıya düşürdü. Ondan sonra kelama kel enamu belma da aşağıda. İnne mantıkı ala ilmi var ya cahil şey dedi. Bu bilgide kaldı. Cehaletin böyle bir şeyi var. Hani emrin ismi emri itibari şöyle. Bu cehalet bu böyle bir sistem. Diğerlerinde tek tek öyledir şey. Vehim. Usta, düşmanımızdan birisine diyor sadece. Ha? Üç tane düşmanımız var diyor sana abi. Evet. Birisine cehalet diyor. Zarret. Bir de? İhtilaf. İhtilaf. Ben onu ihtiyaç diyor, şey yapıyorum. Dilim hep öyle değil. Peki kapatıyorum. Geçiyorum buna. Birinci çıkarımız buydu. Buradan çıktık. İkinci, güya tevazu edeceğim diye üstü zanların kırılsa avamın tutunacak dalı kalmayacağından boşluğa düşer. Mesela çok konuştuk, gerek yok. O zaman şöyle bir şey var, sen bugün bir yer okuduk, biz Cumartesi Sitte'de bir yer var. Yani inikası rahmetin cihetiyle kabul edilir diyor yani. Evet. Yani size bir insan hüsnü zannediyor, iltifat teveccüh ediyor. Yani bir insanın doğrudan dolayı Cenab-ı Hak'tan bilmesi gerekiyor. Yani Cenab-ı Hak işte şu insanla beraber bana iltifat ediyor, teveccüh ediyor. Ne biliyor musun Mustafa o? Canım benim bak. Sureti sende. Hakikati diyecek. Esmada, esmalarda. Mahiyeti Cenab-ı Hak'ta.
bilmesi lazım. Evet. Suretsiz sende bak. Sureti sende. Evet. Allah icraat yapıyor. Evet. Niye senin üzerine göstermiş? Hani bir inkar etse, kabul etse acayip. Mesela diyor ki, sen olmasaydın diyor, ben bu hakikatleri alamayacaktım. İktiran şeyi var ya, orada kullanıyor değil mi? Usta da demiş Hüseyin abi, sen gelmeseydin biz bunları bilmeyecektik. Usta da diyor ki, siz olmasanız bunlar yazılmayıp dışarı çıkmayacaktı. O zaman birbirimize böyle top atacağımıza, tamam bu paçtonu atalım, bir kaleye atalım. Gaflet diyor onlara. Kaleye atalım, sen bana atıyorsun, ben de sana atıyorum. Kaleye atalım. Diyor ki, tamam. Sen de ben de şart adiyiz. Nimet ilahiz bizim ikimizin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. İkisi de iktiran oluyor. İktiran oluyor. İkisinin varlığı. Ama bunu bilecek yani. Mesela diyecek ki, diyelim ki zan dinleyen bir kardeşimiz istifade etti. Dese ki, abi olmasaydı çıkmayacaktı. Ötekisi dese ki, ya bırak ya onsuz, olur mu ya, insan esastır. İkisi de yanlış. İkisi de yanlış. Çünkü sen diyor 18'in sözde geçiyor. Mazarsın diyor. Yoksa memer olursun diyor. Mazar olamazsın. Sen Resulullah abi Resulullah'ın yan yana gelmiş. İki nimet beraber gelmiş. Ya aynasın. Hı-hı. Aynayla hiç alakası olmayan aynada güneş gözüküyor. Güneşi gösteriyor. O zaman aynanın kabiliyeti kırıktır, çöküktür, çukurdur, tümsektir, renklidir. Onu renklendiriyor. 24. sözde geçiyor. Reşa, Katir, Zuhre gibi. O zaman kardeşim sen güneşi istiyorsan bahçene aynayı muhafaza et. Aynasız da istersen hava civanı alırsın. Peygambersiz din yoktur. Kur'ansız din yoktur. Tamam? Mezhepsiz de hareket ve itikat şekli yoktur. Eğer sen sebepleri ortadan kaldırırsan o zaman elma da yiyemezsin, süt de yiyemezsin. Sığırı devre dışı yap. Biz çok iyi biliyoruz ki sırla alakası yokmuş. Nizam alın muhalefet eder diyorsun. Evet. Devam edelim. Bir de bir şeyler üzerine fazla durmayalım. Yani bunlar bir de şey bunlar. Okun, Nur talebe çok iyi biliyorum. Sebeple şey arası. Garazkarlarda en çok olan öne çıkan sıfatları suizanmış. Garazkar insanlar. Ya bunlar niye hep böyle tuhaf tuhaf görüyor, hep ters söylüyor? Suizanı var. Adavet demiyor, niye garazkar diyor bir kere? Usta öyle geçiyor da. Sebebi mi? Adavet. Adavet. Şey garazkar. Adam. Yani şu. Adavet direkt düşmanlıktır. Garaz ise içten yanmaktır. İçten içten gizliliktir bu. Garaz var. Münafıkane görsün. Ya gibi. Ama adavet ise alelen. Yani önünü alamazsa adaveti götürür abi. He? Suizan adavete götürür eğer önünü alamazsa abi. Alamazsa evet. İlmi mantıkta Burhan-ı Yakini, bu da çok ilginçtir. Emir Dabir'de geçiyor. İlmi mantıkta Burhan-ı Yakini üstü zana ve makbul şahıslara bakmıyor. Nereye bakıyor? Yani şey geçtiği için, zan geçtiği için aldım. Her çeşit zan olsun diye. Ya Burhan-ı Yakini nereye bakıyor peki o zaman diye sordum. Şöyle bakıyor. Cehen edilmez delile bakar. Yani zanın çeşitliliği olsun diye bunu da aldım. Şimdi şu şuranın devamıdır. Çok ilginç, hoş. Bu çalışmadan her derste zan ayrı bir izah kategorisine giriyor veya zanın zenginliği ortaya çıkıyor. İzah zenginliği. Bir tane de şu. Hüsnü zan. Çok hoşuma giden bir şey bu. Okuduk da şey yaptım. Devam edelim. Üstü zan, aleminde senin vücuda çıkarmaktır ne varsa. Üstü zan bir kimyadır, toprağı altın yapar. Suizan da altını toprak yapıyor. Üstü zan öyle bir kimya ki senin vücudunda ortaya çıkıyor. Yani onu görüyorsun, takdir etmeyle sen de Kemal abi mesela fazileti takdir etmek faziletli olur. Ya faziletin yoktu. Sırf takdir ettin. Bak fazileti takdir etmek faziletli olur. İlmi takdir ettin. İlmi yoktu. Ya hakikaten doğru ya. İlim sahibi oldun. İşte hüsnü zan öyle bir kimyadır ki vücudunda, batınında bir kuvvet bulunan çekirdek pat diye ortaya çıkıyor, açılıyor. Öyle nasıl oluyor ki sana adamı? Biraz önce anlattığım gibi. Takdir etmekle faziletsiz bir adam. Bir defa faziletsiz bir adam fazilet nasıl takdir eder ki o zaman? Ha şöyle bir şey. Mesela adam dese ki ben iyi değilim. İyi değilim.
Peki iyi değil olmadığını anladık da hangi iyi tarafın var ki iyi olmadığını anladı? Ha bak iyi değilim, çok kötüyüm hastaya. Peki tamam kötüsün görüyorum. Ama hangi sağlam, hangi güzel tarafın var ki kötülüğü anladı? İyi olmadığını o tarafını anladı. Tamam. Bütün rezil olsa faziletsiz adam fazileti asla takdir edemez. Takdir ediyorsa bir seviyesi var. Mesela bir misal söyleyeyim benim ömrümde geçen şey. Benim Almanya'da kafirin, ateistin, komünistlerin ne kadar Müslüman olduğunun haddini bilmiyor. İnan, biliyorsunuz, tahmin ediyorsunuz. Ne kadar komünistlerin Müslüman olduğunu adedini bilmiyorum. Bunu karşı karşıya oturarak İslam'a dönüş yapanlar. Fakat bir tane Vehhabi'nin benimle döndüğünü hatırlamıyor. Evet. Döneceğini de inanmıyor. İnternette de giriliyorlar. Tamam mı abi şuna? Boşuna sizi oyalıyorlar, tuzaktır o. Yani yapmanız gerekeni yaptırmamak için size konulan İngiliz oyunudur Vehhabi. Tamam? Bir tane Vehhabi'nin düzeldiğini ömrümde 53 senedir hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama öyle azılı komünistlere denk geldim ki, mesela içeri girdiğim zaman onları da almışlardı. Orada şey. Yani acayip bir şey. Kabul Adem'in kabulü anlattım adama. Ondan sonra bir soru sordu. Dedim ki, İslamiyet'te ne gördün ki İslamiyet'e düşman oldu? Duyduklarını değil. Yani hangi adı? Vesaire neyse. Şimdi o fazileti takdir etmek, rezil adam ama bir tarafı var ki edebiliyor. Gazali ne diyor? Bilmediğini bilirse, bildiğin bir şey. Ha, ilime başladı diyor. Bir böyle adam düşün, bilmediğini bilmiyor. Başta. Bu adama yükleyebilirsin, öğrenebilir. Ama adam okumuş, enaniyet budalası olmuş. Biliyorum da ya demiş ya. Ondan sonra da terakki olur mu? O dibe vurur işte demiştir. Çünkü ilim onu yapmaması lazım. O kadar ilmin özelliği, karması, meyvesi tevazuya sebep olması lazım iken. Kibre sebep oldu. İlim değil o. Ne oldu? Bilgi oldu. Yalnız bir cehaletten ayrıldı, bilgiye dönüştü. O kadar hukukunu yeme. Cehaletten ayrıldı, bilgiye dönüştü. Şimdi, şurasıydı. Hüsnü zan, alemindekileri, çekirdekleri açığa çıkarmaktır. Vücut vermektir. Suizan ise, aleminde Adem'i atmaktır. Yani varı yok etmektir. Daha çok benimde çalışır. Bir adam hiçbir şey yok. Abi ben iyiyim ama tekrar hep iyi olacak mıyım? Hasta olmayacağım değil mi? Davet ediyor gibi ya. Bak Suizan o. Sanki vücudu Adem'e bu sistem var ya Suizan'la Üstüzan vücudu Adem'e Adem'i vücuda atıyor çıkarıyor. Suizan atıyor, Üstüzan çıkarıyor. Tılsım oluyor abi bu. Tılsım he! Harika bak. 8. söz hep Üstüzan Suizan diyor ya. Oo! Ben şimdi ona ekleyeyim. Şuna hemen ekliyorum o senin şeyin var ya. Üstün diye Üstüzan. Ona iyi ki geldiğinize bak. Fikri. Bak bunların kafası da şuraya ekliyorum. Tılsım olmuş olur. Oluyor. Güzel bak. O zaman zan çok ilginç şimdi. Harun sen iyi dinle şimdi. O zaman zan Adem gibi duruyor insanda. Adem gibi duruyor. Tamam mı? Zanın şeyi, suyu gibi duruyor. Madem üstü zan vücuda çıkarıyorsa, çıkarmadan önce neredeydi? Üstü zan bizde ilim emir oluyor. Bak şimdi, üstü zan Adem'de vücuda çıkarıyor mu? Çıkarmadan önce o şey neredeydi? Adem'deydi. O zaman suysan Adem'dir, Adem'e çalışıyor. Zaten cehaletin inkar Adem'e çalışıyor. Peki, Adem'de vücuda çıkarıyorsa biz neyi biliyorduk? İmam-ı Mübin neydi? İlim emir. Ha, o zaman hüsnü zan ilim emir gibi Adem'den yukarıya çıkarıyor. Suizan varı Adem'e atıyor.
Tamam mı? Yokluğa atıyor. Suizan da çalıştıran neymiş? Suizan niye çalışır bizde? Nasıl aktif olmuş o? Kendime vücut rengini verme. Adem'e düşersin. Suizan nasıl çalışır? Bir, kendine vücut rengini verme. İki, enaniyetin menfi tarafı. Şimdi şunu şöyle alıyoruz. Bunun devamı. Orayı unutmayın. Suizan nasıl çalışır? Bir, kendine vücut rengini verme, Adem'e düşersin. Üç, enaniyetin menfi tarafı. Dört, aile damını bilmemek. Beş, haksız temellük. Beş, mevhumu muhakkak bilmek. Bu üçü de hamdı. Şöyle yapabilirsek yukarıya bunu ham ezberlemek için. Hamada. Yani haksız temellük, aile damını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten. 83 müydür şu anlar? 81. Bunu üçünü, vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir. Enaniyetin vücudu bu, menfisi. Şimdi antika tarafı şuydu. Hüsnü zan vücuda çalışıyor, suizan Adem'e çalışıyor. Zan da mastar bir sistem. Vücutta Adem, enaniyeti menfi tarafı. Vücutta Adem. Allahu Alem, bu Adem kalbe ait bir Adem. Dima değil mi abi? Zan şey. Dima. Şimdi şöyle bir şey. Zan dima ait. Fakat bir şey de gördüm. Tıntın ediyor. Daha bitirmedim. 40 sayfa var. Allahu Alem vücuttaki Adem değil de bu kalbe ait bir şey yani. Bir sistem de gördüm. Bu zanın, suizan tarafının bilgi. Oralarda bir şey var yani. Daha bir şey yapalım. Neyse devam edeyim. Suizan'daki Adem ise dimağın Adem'i. Suizan'ın Adem'i dimağdaki Adem. Ama zan başka bir şey olacak inşallah. Devam ediyor. Şimdi oraya girmek istemiyorum çünkü beceremedim, bilmiyorum. Dimağ sıfata bakan yönü kesin artık. Yani. Tabii. Mesela suizan dimağın Adem'i. Artık zan Adem ve vücut adına çalışan bütünlük. Adem'i vücudu bir araya tutan. Zan. Ve Rabbaniye müşahedetullah yapıyorsa Rabbini görüyor değil mi? Evet yapın. Rabbini gösteren de zan. Yani vicdani taraf oluyor. Evet seviyede evet. Oraya iniyor. Bak görüyor musun? Yani şöyle yani diyebilir miyiz? Latife-i Rabbaniye'nin göreceği Rabbini belirleyen aslında zan. Zandır. Zanlarına göre. Evet. Mesela bir tanesini yaptım. Maaşını hatırlattım. Hemen gitmeden şey yapayım. O ki geldi. Fusus hikeminde söylüyor Muhyiddin Arabi. Diyor ki kişi diyor ahirette Rabbini görecek. Rab tecelli eder. Ben sizin Rabbinizim der. Kullar inkar eder. Senin şerrinden Rabbimize sığınırız dermiş. Sonra Allah o kaliteyi düşürür. Biraz daha hafif yapar. Gene tecelli de ben sizin Rabbinizim der. Cennet ehli der ki senin şerrinden Rabbimize sığınırız. Üçüncü kez şöyle der o Rabbul Alemin. Diyor ki sizin nazarınız, alimleriniz yok mu? Sizin diyor aliminizde Rabbiniz nasıldı gidin sorun. Sonra onların alemlerindeki gibi Rab olarak tecelli eder. O zaman der ki evet sen bizim Rabbimizsin. Buradaki o Rabb'ın mertebesini şey yapan insanın zanları. Zan deyince de tek bir değil yani. Altında yani, ne var? Orada zan dimağda durmadı. Ta vicdana, Latife-i Rabbani'ye kadar vurdu. Ama zanın altı neydi? Bir ayağı. Vehim. Vehim. Şüphe. Cehalet. Bilgi. Dört tane aktif ediyor. Yani böyle kalbi de bakan şeyi var ama bilemiyorum daha kargasını. Az önce abi, bu ehad ya şimdi. Rabbini evet. Oluşturuyor ya. Bunu Allah'u ehada çevirmek için şey lazım işte, vahiye geçmemiz gerekecek. Vahiye geçmen lazım. İşte bu der, vahiy geliyor artık. Evet. Zan, Burak. O zaman şöyle diyebilir miyiz hiç onu kaybetmeden? Burak, zan, Adem, vücudun,
bizdeki karşılık duruşu, bizdeki duruşu. Şey olur mu? Adem tarafı dima, vücut tarafı vicdan, kalp. Onu bilemiyorum ama biraz ağır olur o. Hepten Adem'e attın kafayı. Yok. Bak, şimdi zan, bak şimdi niye, bak niye biliyor musunuz? Bunu şey, onu kaydedersin Hüseyin'ki. Bu hüsnü zana, zandan, bu da suizandan. Bu vasatta olunca Burak oluyor abi. Ondan sonra bu da he? Vasatta olunca Burak oluyor. Ha, o da güzel. O kafama yattı bak. Burak'a benziyor. Ona bakacağım böyle şey yap da. Tamam. Şimdi geçeyim şeye. Abdurrahman'a fazla kızılmayalım. Şimdi... Siz ona zanı yeni mi şey yapıyorsunuz abi? Zanı... Zan acayip ortaya çıktı da. Zan dimağda tasavvurdu ama... Sistem dedik ya, zan sistem. Sol tarafı suizan, sağ tarafı üstüzan ya. O sistem ama... Sistemi tabii evirdik, çevirdik, sağından kopardık, sonuna kopardık. Açık olarak abi suizan nefis, nefse mağrıdan geliyor, üstüzan kalpten geliyor. Tamam da yani o zan değiller. Bu sistemin dışa vuruşları, suizanla hüsnüzan, zanın sıfatları. Zan kim bu? Zan kim yani? Zan baktı ki Adem'le vücuda çalışan insandaki sanki Burak ve Adem gibi ya bir şey ya. Enaniyeti niye hamı yazdınız buraya abi, onu dediniz mi tam? Şimdi şu, şimdi nasıl yaptık buradan? Şundan, suizanın kaynağı oluyor. Enaniyetle ilişkisini tam. Enaniyetin iki tarafı var ya, bir ruzdame olması, takvim olması falan, o nüspeti. Gurur, kibir, haset, olumsuzlukların kaynağı. O da nedir? Kendine vücut rengini vermek. Enaniyetin menfi tarafı. Aynı darlığını bilmese, bilirse, bilmese. Haksız temellük, haklı temellük. Yani bilirse her şey. Mevhumu muhakkak bilmez. Ne yapar? Muvazene ve muhakeme yapar, terse dönüştürür. Eğer bu böyleyse. Yani eneyle zannın da bir... Kesinlikle. Kesinlikle. Zan yok. Enaniyet olmaz ki. Mesela kendime enaniyet yapacağım. Çünkü hiç kendinden üstün bir görüyorum seni. Kendi zannediyorum. Tabii zannediyorum. Sana da zannediyorum. Zan iki tarafta çalışacağım. Kendimi bir zannediyorum. Hem de seni basit zannediyorum. Kendim üstün zannediyorum. Peki Cenab-ı Hakk'ın da zan yok ya. Şimdi enenin kaynağı da hani şeyde... Cenab-ı Hakk'ın da esmasında zat yok, zatında esma yok ki. Leül esmaül hüsna. Bütün isimler Allah'ın, isim Allah olur mu? Allah da zan. Peki celal ve cemal zıtlar yok mu? Var. Birisi büyütüyor, birisi öldürüyor, birisi. Bir şey. Peki kendine güvenen, kendini ebedi zanneden mağrur insan olur. Burada zan kişinin kendine dönük olması. Yani kendine güvenen, kendine ebedi niye zannediyor? Şey, mağrur insan olur. Bu tip adam mağrurdur. Böyle bir adamdır. Niçin? Zanın işlevi, bırakırsanız böyle bir şeyi, suyu bırakırsanız yokuştan akar ya, zanı eğitmeseniz kendisine döner silahı. Yani sırttan olur, sahibini yer. Mesela eğer aklı eğitmesek, aklı tehlikeli ve baş belası olur. Akıl kadar tehlikeli bir bela, insanın kendi belasını görmekten. En büyük bela odur. Usta da diyor ki, aklını çıkarak, at hayvan ol. Kurtul diyor, kurtul diyor. Kurtulamazsın. Eğitmediğin her şey senin sırtlanındır. Yer ya. Yer. Her verilen şey eğitilmesi lazım. Burada zan eğitilmese sırttan gibi seni parçalar. Suizanın ve hüsnü zanın ise karşıyı berbat eder. Hem hüsnü zanneder haddine fazla hak verir veya suizanneder dibe indirir. Yani eğitilmesek zan kendine dönücüdür. İçindeki hüsnü zan ve suizan dışa dönülür. Gel ey nefsim gibi kendini akıllı zanneden akılsız arkadaş. Bak burada ne oluyor? Burada da zan kendine dönük olduğu gözüküyor. Zanneden. Kendini akıllı zanneden ehli dalaletin nasıl nihayetsiz hezeyanlı bir akılsızlık iltizam ettiklerini gör, ibret al. Başka bir tane de şey yapıyorum. Gene zan kendine döndü diye örnek aldım.
Başka bir örnek. Ey kendini akıllı zanneden, zan gene kendine dönük. Bırakırsan, eğitmesen. Ona ait üç tane örnek Risale'demiş yaptım. Şöyle müjde ne kadar kıymetli olduğunu ve idam-ı ebedi ile kendini mahkum zanneden fani cin ve ins kulağında. Burada da ve buna gibi yerlerden anlaşılıyor ki zan, eğitilmemiş zan, insanın kendine dönük olması ki tevhid mertebesidir. Şu sayfalarda geçiyor. Yani sırttan gibi seni yer. Öldürür, perişan eder. Bugünkü hastanelerin %90'ı bununla doludur. Bunların neticesi itibariyle. Kendine zannediyor. Kendine zulmediyor. Tamam mı? İşte ey kendini nankörlük içinden kendini başı boş zanneden bir tanesi var, bir şey anlatayım size. Temiz ettim. Bu bizim Cemil var ya. Onun X'i bir yerde o oyun var ya, böyle bahçeler falan iniyor, kalkıyor, bilmem. Hani çok falan büyük adamların bildiği tremlenen. Oranın adamın şeyi, teknik şeyi, tek adam. Bozulduğu zaman herkes, bütün oradaki onunla çalışıyor. Onun X'i. Beni onunla tanıştırdı. Tamam mı? Hocam dedi, şu gördüğün her şey üç boyutlu, istersen bil. Yani böyle okuyun şeyle, galaksilere dolaş. Trenle, suyun içinden geç. Ne istersen, tamam mı? Böyle bir AVM'nin en büyük. Avrupa'nın galiba birincisiymiş Türkiye'de. O AVM'deki böyle. Öyle bir şeyin, bir şey anlatacağım da. O adam, dedim ki, bana üç boyutlu dedim, çok merak ettim. Madem seni tasarımda yetkin var, helal saçın. Tamam, benim yetkin. Bana üç boyutlu dedim, şey, dört boyutlu gözlük veriyor, yıldızlara şey yapıyor. Gerçek yıldızlar. Gülüyor, gerçek şeye böyle. Hakikaten öyle yani, bir boşluğa atılıyor falan, aynen yaşıyorsun. Baktım ki o kadar aynı gerçek ki, koltuğa kemer bağlamışlar. Oturduğun yerde seyrediyorsun, kemer. Sen burada kemer bağladın mı? Kemer, bir de koltuğu tutuyorsun. Şimdi baktım ki acayip, tamamen ama şey çalıyor, ses, müzik var. Zannı mı aktif ettiler? Yani? Evet. Zannımı bir aktif etti, tamam mı? Sonra ben burada nasıl çıkacağım? O anda tutmaya çalışıyorum zannı, tamam mı? Ama acayip, meğer şeklin içinde zannı aktif edecek, esas sesin içinde başka ses var. Şimdi bu sefer dedim, ayet-i gün, Allahu la ilahe illa hu, ama tutuyorum ben bile ha. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum, la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Ama bu okumaya baktım, o sübliminal var ya, sesin üzerine ses, şeklin altına ses, şekil, tak diye bitti. Baktım, normal görmeye başladım. Yani o müziğin altında zanı aktif edecek şey, malzemeler. Sonra baktım ki normal görmeye başladım. Normal, hiç artık normal akmaya başladı. Sonra oranın görevlisi bir kız vardı. Çıktım. Ondan sonra, tabii başkalar da var. Dedi ki, tabii ne anlatmışsa, hocam etkilendiniz mi dedi. Biraz ilk önce etkilendim, sonra dedim bloke ettim. Durdu, ne demek bloke ettim? Dedim bak, bu dedim şeklin altında şekil var, sesin altında da ses var. Subliminal, insanın vehmini, zannını aktif eden şey var. Durdu, ilk defa duyuyor orada çocuğum. Ondan sonra bak dedim, beyni şöyle yapar, bunun işte zannı aktif ediyor. Neyse geçtik. O da sordu bana böyle, Allah Allah, bu nasıl bir şey? Hani etkilenen şey var ya, altında zanlarımızı aktif edecek, beynimizi aktif edecek sesler var. Şimdi o adama döndüm. Dedi ki, hastanenin %90'ı şey ya, o kadar vehim hastalığı, zan şey ki, bütün hastanelerdeki, mübalağa etmiyorum, defteri çıkarttı. Böyle nerede, hangi doktor kalitelerince yapıyor? Lan de hocam dedi, hastane işin olursa dedi, bu teklif eleman, bana müracaat et de hangi doktor en iyi olduğunu Türkiye'de, seni hemen yönlendiririm. Niye? Üç günde bir hastane şey yaptırıyor. Oradan çıktı. İşte ey kendini nankörlük içinde kendini başı boş zanneden, bedbaht gafil, zanı aktif eden sesi anlatmak için anlattım size. Zanı aktif eden şey subliminaldır. Burada da zan, bak, ey kendini nankörlük içinde kendini başıboş zanneden bedbaht gafil. Burada da zan kendine dönük, tefrit mertebesi, nankörlük kendilerini başıboş zannederler.
Nankörler. Sizin gibi abi, o şey gibi Üstad da 8'de öyle diyor. Evet. Ne diyor? Birden müthiş bir sada işitti, baktı ki dehşetli bir aslan. Aslan, evet. Zannını... kendine dönerse abi. Aslan! Tahrik etti zannını. Meşelikten çıktı. Ya meşelikten çıktı. Wow. Böyle şeylere gitti. Siz o yıldızdan şeye girdiniz gibi bir şeye girdi yani. Allah Allah. Sonra baktı ki normal adım. Vahiyi dinlerse Burak atılıyor ya ona. Evet ya. Yoksa aslan parçalan. Yoksa parçalan. Sırttan diyorum ya ben. Hem pis olduğu için. Şimdi. Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dava etmek, hakka karşı bir nevi haksızlıktır. Buradan üç tane çıkarım var. Nedir o? Bir. Haksızlığı hak bilenlere muhatap olma. İki, bilerek ve severek zarara razı olanlarla meşgul olma, acıma. Üç, ciddi bir kanunun ucu var burada. Ki nedir o? Haksızlığı hak zannediyor. Yani aleminde her şey ters yüz olmuş. Haksızlığı hak zannediyor. Yani bu ne de? Şeytanın kendisine tabi olanları kendisini inkar ettirirse... Bu bedeli nedir bizde? Haramlar, yanlışlıklar helal olur. Helal gibi olur. Bunlara muhatap olup hakkı anlatırsan, hakka karşı hürmetsizlik etmiş olursun. Şimdi öteki sayfanın öteki yüzünü okuyorum, kesiyoruz. Bu bir yüzün devamıydı. Diyor ki şimdi, Mehmet abi bitmedi mi ya? Ama bu kardeşin, bak sizin için yazdı biliyor musun? Üşenmeden. Yani bunu daha şey olsun diye. Bak onlarla cismaniyet yaparken şöyle yaza yaza düşünün o içi ne kadar tutuyor. Çünkü siz vakıf olduğunuz için içerisini biliyorsun. Öyle. Bak adamlar sorusu bak nerelere taşıdı. Şimdi bu sayfa kaldı. Ondan sonra tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bunu ezmeseydik, yarın yapalım ya. Ezmeseydik bunu. Peki. Çünkü niye? 1 saat 20 dakika oldu. Tamam o zaman. Şimdi... 3 saate yani. Kadar yolu var abi. Tamam. Peki burada keselim. O bizim derste var. O. Anladın mı? Şimdi burada o zaman kesiyorum. Bunları çalışılıp kaydetmek de bir şey yani. Yarın yapacağız. He? O zaman yarın yapalım. Yarın yapalım. Bu yüz kalıyor. Yani. Daha zan var ya, zan çalışmasının. İtimat edin böyle. Beşte biri ve altıda biri oldu olmadı. Yani bugünkü dersimiz beş. Her bir ders bir saat 10 dakika, 20 dakika, yarım saat değil mi? Bir saat, 5 saat oldu. Altıda biri oldu olmadı. Zan, o da kargası değil. Yani ne kadar çıkartacağız temizi hulasa. Yani bu ne için bunu anlattım? Risale-i Nur dersi her bir kelimesi zan bu kadar olursa zan. Öyle ben sırayla koyduğum kelimeler var ki onlar daha zandan daha cahil. Mesela cisim. Cismani. Cisim, beden. Bir seneyi geçti değil mi uğraştığımız? Ben uğraştım, başladım. Sizinle neredeyse yarım sene oluyor. Fazladır evet. Evet. Yani ortaya çıkışı. Ama ben 1,5 seneyi geçirmişim onu çalışma. Cismani biliyor musun? Nereye kadardır, hududur, natısıdır falan diye. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Üstü zannedin. Başka bir şey anlatmak için değil. Vallahi böyle vicdanımla söylüyorum. Risale-i kelimesi bir zan. Aha görüyorsunuz. Mesela zanın altı ademe. Yeni yeni öğrenince bizde çocuklaşıyorum. Bitmez. Bitmez. Bitiremezsin. Bu merakımdan dolayı dua edin siz kendinize, hepinize, bize birbirimize de. Allah merakımızı artırsın, şevkimizi artırsın, tamam mı? Arzu ve isteğimizi artırsın. Risale-i Nur niye anlaşılmıyor dedikleri zaman dersen de size? Çünkü senin derdin yok. Sen niye anlaşılmıyor? Derdim olunca anlaşılıyor. Bak yazdı. Ya Rabbi hayretimi artır. Mesela tarikatta ben Kadiri tarikatı var Rize'de. Onun Dehli Hoca'ya geldikleri zartebede zikir şeye girmeden önce girmeden bana kendi şeyine çıkarttı şeyi, çantasında mesleği, sen bir ders yap dedi. Dehli Hoca anlatmış bu vakıftır diye bana. Şeyh ana, kamil adam, her şeyi ehline vereceksin. Estağfurullah hocam dedi. Hayır dedi.
ben tarikatın şeyhiyim dedi. Sen bu mesleği aldım dersen. Bir eylem yaptım. Aynı şöyle dedi. Kardeşim dedi. Beni dedi hayret makamına çıkarttın dedi. Bir enfusu biraz tevhid enfusu yaptık. Bunun tavrı tarikatçı ya. Beni hayret makamına çıkarttın. Sarıldı öptü böyle. Sonra sen çık dedi halkadan. Ondan sonra sen dedi. Ondan sonra hay var ya böyle kaderi. O, ben onu da itiraf edeyim. Baktım güneşli havada sırf oraya mahsus. Çünkü daireden çıktım. Var mı orada bir? Böyle ince böyle Cenab-ı Hak ya rahmet indirdi. O zikir ederlerken. Ben ya tarikatçı değilim. Gittim ona gittim o binanın arkasına geçtim Abdurrahman. Orada da var mı? O da yok. Sırf o tepede var. Dağın tepesi. Yani Allah'ın ikram. Evet. Ben Risale'deki kelimelerin bitemeyeceğini anlatmak için söyledim. Bitmiyor. Örneği de var. Peki. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَلْيُحَمْدُ اللّٰهُ بِالْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ مَا سَلَوَا